Hepinize Merhabalar arkadaşlar City Skylines serimizde devam ediyoruz Bu bölümümüzde artık şehrimize Tren istasyonu da eklemiş olacağız Şimdi Bizim kargo treni yapmamız için şundan koymamız gerekiyormuş Ki zaten bu en önemlisi bunu nereye koyalım ki acaba Şöyle bir hızlıca kontrol edeyim Muhtemelen Şuradan bir tane Arazi alsak çok tatlı olacak nereden alıyorduk buradan Şunu alalım Şuraya koyalım Yolunu nereden çekeriz yolunu Buradan çekebiliriz Ya da şuradan bir yerden çekebiliriz Aha yangın çıktı Koca apartman yanıyor lütfen kül olmasın arkadaşlar Müdahale edelim itfaiye çabuk ol İtfaiyelerde bir sıkıntı var gibi ya. Neyse. Şimdi <laughs> hızlıca ben bu arada şuradan yolu çekeyim. Buraya koyacağım ben. Önce şöyle çekebildiğim kadar 180 derece çekeyim. 180 derece biraz daha çekeyim. Bir de şuraya paralel olması açısından şöyle çekeyim. Tamam. Şurayı kıralım artık. Buraya gerek yok. Burayı da birleştirelim. Şöyle yapayım. Şurayı da eğim verdim miydi? Çok güzel böyle tatlı bir görüntü olacak bence. Buradan alsak ne olur? Bir orası kısa geldi gibi. Burası da olmadı. Şöyle biraz uzatayım o zaman. Hop bir kayıt. Şöyle birleştirelim. Şimdi ben buraya artık şu depomuzu koymak istiyorum. Biraz daha uca geleyim uzatırız zaten yolumuzu da. Tamam şöyle yapalım. Yolumuzu da şöyle sonuna kadar çekelim. Şunu tekrar eski haline getireyim ki bir problem olmasın. Şimdi en bunu bir bağlayacağız ama şimdi şu şeyi şuraya karşıya kadar çekmek istiyorum ben. Buraları da açalım mı? Hazır dur. Arazi alabiliyorken buraları da açalım. Burada bir elektrik sorunumuz var. Bizim elektrik sıkıntımız mı başladı bizim? Ne oluyor? Evet bizim elektrik sıkıntımız başlamış. Bize yeni bir elektrik şeysi lazım. Onu nasıl yaparız abi? Ne var burada açabileceğimiz bir şey var mı? Gaz power. He, gaz. Gaz dediğine ki. Geotermal açsak çok tatlı olabilir bu arada. Bizim su kaynaklarımız neymiş? Ne durumdaymış? Ona bir bakmak istiyorum ben. Ee, şuradan değil miydi abi? Bu buydu galiba doğru. Hem bizim su kaynaklarımız çok da yokmuş. Şehrin dibine bunu yapmasak güzel olur. Buraya bir yere yapabiliriz. Ama kalitesi verimi düşük mü olur bilmiyorum yine. Şurada bir şeyler var. Göl varmış. Nereye yapsak ya? Şuraya mı? Yo, tarlanın yanına şey mi yapılır? Santral mi yapılır? Neyse bence biz bir tane daha kömür santrali atalım buraya. Karşısına atabilir miyim? Karşısına atarım ya ne olacak? Sonra bir de bunu alttan elektrik hattına bağlarım. Mis gibi de olur. Bir çalış bakayım ne oluyor. Kömür yok mu henüz daha? Gelir birazdan ama. Tamam gitmiştir sorun. Elektrik sıkıntısını çözdük hızlıca. Şimdi gelelim tekrar bu ray işine. Ben buradaki rayı yıkmak istiyorum. Abi şunlardan böyle tek tek koyamıyoruz ya çok kötü ya. Bunları taşıyabiliriz ama değil mi? Yok taşıyamıyoruz da mesela. Keşke taşınabilseydi. Çok güzel olabilirdi. Neyse. Olsun. Şimdi buradaki çift yönlü gidiş geliş şu zımbırtıdan. Ben burada bunu açayım. Yakalamayı da kapatayım abi. Bir yangın daha çıktı. Nerede çıktı hiçbir fikrim yok. Şimdi ben buradan şunun arasından alttan nasıl götürebilirim? Şöyle bir 10 metre insek Yeterli değil 11 12 metre inmemiz gerekiyor 12 metre inelim Sonra şöyle gidelim Bakıyorum tekrar ee, Çok fazla alttan gideceğiz gibi Şuraya kadar alttan gelsem Sonra çıksam üstte Şunu kapat 180 derece artık bir Üste çıkalım burada 0 metreye. Şöyle yaptık. Yola paralel olmadı, kötü oldu. Bıralım abi. Hoş olmadı ya, güzel gözükmüyordur. Bak şimdi ayarlayacağım ben onu. Şöyle dur burada. Şöyle bir yola yola konuşamadım. Yola bir paralel çekeyim. Şöyle yapsam paralel oldu mu? Yani daha paralel evet. Yakalamasını açabilirim. Aşağıya da inelim buradan. 12 metre miydi? Evet. 12 metre aşağıya da indik. Sonra bunu da buradan bağladık. Gayet oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi Yine bir yolla buraya girmemiz gerekiyor. Biz buraya tren istasyonu yapacağız. Normal yolcuların gelip gidebilmesi için. Yani çok içeri doğru yapmasak güzel olur. Şurası iyi gibi. Buraya yapayım bir tane. <laughs> Sonra bunun yolunu da yine buradan bağlayacağız. Tabi şunu bir 0 metreye getirelim. Şöyle. düz gelse. Buraya kadar nasıl gözükür acaba? Dur. 180 derecede buraya kadar gelsin. Burada bir eğim verelim. Böyle bir eğim verelim. Yine böyle yapalım ve burada bir eğimle bağlayalım buraya. Yine böyle yapıp Burada bir eğimle de buraya mı bağlasak? Bir bakalım nasıl oldu. Tamam, kötü değil. Güzel oldu. Şurayı ne yapsak acaba? Geri dön dönmesi için biraz fazla kısa mesafe gibi burası kullanamayız gibi. Neyse bir dursun şimdilik. Gözlemleriz trenleri, ona göre hareket ederiz. Şimdi yine bir sıkıntı daha oldu bak. Buradan böyle gelebilir mi? Bir deneyelim. Şuradan dönüp gelebilir misin abicim? 180 derece böyle dönebilirsin. Sonra Böyle gidebilirsin. Ya da böyle de gidebilirsin. Sonra yine bundan da bağlayalım. Çok şey oluyor ya, çok keskin oluyor. Biraz daha düz olsa keşke. Şöyle yapsam. Olmadı yine. Şuradan çekip şu kadar tuttursam ne oluyor? Yine olmadı. Şöyle yapıp, böyle yapayım. Yok be, çok kötü oldu bu. Dur, bunu kır kır bu olmadı. Bir tane yetmez mi acaba ya? İlla, şunları da mı yapmak zorundayım acaba? Bilemedim. Bence şunu bir kıralım. Sonra şuradan nerede abi o? Dur şurada ben nereleri geziyorsam şuradan bir yol çekelim. Olabildiğince 90 derece olursa çok tatlı olur. Ki olmuyor ama çok ayıp. Böyle yaparım. Bu. Sonra düzeltirim orayı. Dur. Böyle bir çek bunu. Sonra şu zımbırtıyı al abi. 180 derece. Şöyle bir dön. Yine şu kadar çek. Şöyle bir dön. İkiliymiş. Burada ikili çekelim. Bu kadar çekelim. Sonra yine bir dönelim. Yine bir tane daha tekli var. Şöyle çekerim ben bunu. Sonra da dönerim. Dönemiyorum. Dönebilir miyim? Dönerim. Son kez bunu da bağlayınca işimiz tamam gibi. Tamam. Şurayı kıralım. Şimdi de burayı düzeltelim. İkili ikili yapacağım yine. Buraya da ikili gitsin. Buraya da ikili gitsin. Gidemiyor niye abi? Ha, gitti. Ama şöyle bir bakayım nasıl gözüküyor. Gayet tatlı gözüküyor. Şurayı kırarım. Sonra bu yolu birazcık uzatırım. Yolumuzu bir alalım şuradan. Şu kadarcık uzatırım. Buraya da bir göbek atarım. Bizim hala göbeklerimiz yok seviyesi. Ee, gelmiştir, açılmıştır. Onu da buradan açmadık galiba. Evet, bir tane istiyormuş. De neyse gerek yok şimdi. Lazım olur belki bir şey dursun. Sonra sonra sonra. Burayı başka bir şekilde bağlayamayız artık. Şey yapabiliriz. Ee, trenlerin dönüş alabilmesi için Şuraya bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım mesela. Gerçi bunlardan mı yapıyorlardı onu bilmiyorum ama. Dur yanına bir tane daha çek. 90 derece. Şurası böyle bir olmadı bir dakika. Sürekli yola tıklıyorum düzeltmek için. Burası böyle. Burası da böyle. Şu fazlalıkları kırsam belki kullanırlar dönüş için. Burada işte fazlalık gözüksün böyle tam tren istasyonuymuş gibi tatlı duruyor. Bunu da ekleyelim buraya. Yine bunları da. Şöyle düz gitsin ya. Bunu da şuna bağlayabilir miyim? Yok çok uzun yapmışım bunu bağlayamadım. Birazcık kısa yapsam bağlayabilir miyim? Yani şöyle yaparsam olmadı. Bir olmuyor gibi. Bir bağlayayım bakayım nasıl gözükecek. Yani. Tamam olur ya. Bu kadar olsun burası. Gayet şey oldu he. Güzel gözüküyor bence burası. Çok düzenli böyle. Tamam şimdi burası bizim yolcularımızın gelip gideceği yer olacak. Hattımızı buradan çekebiliriz artık. Buradan gelecekler. Şehir dışına gidecekler. Ya da şehir dışından buraya tekrar gelecekler. Trenimize bakalım kaç tane tren çıkartıyor. Bir tane yeterli bize şu an. İki tane çıkartmış gerek yok. Bir tane yeterli. Rengini sarı yapmış. Trenin rengi kırmızı mı olur? Yani bilmiyorum. Bizde genelde kırmızı trenler falan var ama he, gerçi yolcu treni böyle gözüküyor. Güzel gözüküyor. iyi İyi oldu bence. Ne olmuş lan burada? Kaza olmuş. Abo trafik de var. Arkadaşlar hadi ne yaptınız burada? Millet işine gücüne gidecek. Otobüsler bekliyor be kardeşim. Ne kazası yaptın? Arkadan mı vurdun be kardeşim be? Tamam açılır burası zamanlı diye umuyorum. Şimdi artık buraya geri gelebiliriz. Hop bir duralım. Şimdi bizim yine kanalizasyonla ilgili bir problemimiz varmış. Ben hemen bir tane daha bu arkadaşın yanına serpiştirsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yine suyla ilgili sıkıntılarımız varmış. Bir tane daha pompa atabilirim buraya diye düşünüyorum. Inwoder. Böyle atayım buraya işte. Bakayım ne oldu şimdi. Çalışıyordur. Bakalım bir talepleri karşılıyor mu? Gayet karşılıyor. Da dur elektriğe bakmışım. Su da karşılıyor. Kanalizasyon da karşılıyor. Tamam gayet oldu orası da. Trenimiz gitti. Ha gidiyor burada. Hadi bakalım. Trenimiz gide dururken biz de şuradaki tarım alanına doğru bir tane şey çekeceğiz. Ne denir? Ee, şu büyük yoldan bir çekeyim önce. Tren istasyonu çekeceğiz ama yük treni, kargo treni olacak o. İyi buradaki elemanlar yurt dışına satış yapabilsin. 90 derecede çekelim. Şöyle bunu da uzatayım. Sonra geleyim abi. Şuradan bir kargo terminali. Buraya atsam sadece tarım için çok mu şey yapmış olurum ya. Bilemedim de bak şimdi. Burası tarım alanı. Buraya yapmamalıyım öncelikle. Şunu bir kır. Bu olmazmış burada. İyi ki gördük. Şuralarda falan yapmamız gerekiyor Şimdilik Tarım alanını genişletiriz ileride şimdilik o yüzden buraya bir tren istasyonu çekmeyelim kargo treni çekmeyelim Ama Buraya çekebiliriz bence Hatta buradan da birkaç tane parsel alalım şu iki parseli de alalım Bu iki parsel içerisinde bir kaynak mevcut mu tarım mevcut şu köşede de biraz Petrol mevcut ama biz petrol çıkaramıyoruz henüz. Olsun. Şey yapalım. Şu yolumuzu bir uzatalım. Dur ne yaptım yine. Kaç şeritliydi abi bu? 3 şeritli. Şuradan alıyorum 3 şeritli yolumu. Yüksekliği kaçtı hiçbir fikrim yok. Böyle dolayısıyla çekeceğim de öyle bakacağım. Yükselt yükselt. Oy dur ne yaptım ya. Eğimi Galiba 10 metrede çekmişiz bunu biz. Tamam 10 metrede çekmeye devam edelim. Şöyle bir çekelim. Buraya yine bir kavşak atacağız. Acaba atabildiğimiz bir kavşak var mı buraya şöyle yüksek yükselterek yapabildiğimiz bir şey yok mu? Mesela bunu yükselterek yapamıyorum. Şunu yapamıyorum. Yok galiba yükselterek yapabildiğimiz bir kavşak yok sanırım kendimiz yapmamız gerekiyor yine bundan atabiliriz ya da gerek yok ama sanayimiz o kadar büyük değil dolayısıyla burada trafikte oluşturmamak adına şuradan çekeceğimiz bir yolla sanayiye paralel olacak şekilde bir tane tren istasyonu atabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şuradan bir yol çekeyim. Bizim kılavuz çizgimiz olsun. Hem... Nereye yapmalıyım diye düşünüyorum da. Şuraya bir yere yapayım. Şöyle bir çekeyim. Dur, yolu tam şey yapamadım. Şöyle bir çekeyim. Bunları kıralım. Sonra kargo terminalimizi şuraya bir atalım. Aa, tek taraflıymış. Kargo terminali tek taraflıymış. Dolayısıyla bunu karşısına da atabilirim gibi geldi. Ee, bu ne geliştiriyor abi? alanda büyütmemiz gereken bir şey yanına koyabiliriz şu tarafına Bir de şu köşeye koyabiliriz Tamam sorun değil Olur Bunun yolunu da Arkadaşlar şu uçtan getirmek istiyorum Sanayinin en uç kısımlarından birinden getirmek istiyorum Bunun sebebi de ee, şu normal yoldan gelip de trafiği sıkıştırmasınlar diye. Yani şu yolu tercih etmesinler diye. Gerçi buradan gelmek daha mantıklı olur onlar için de ya. Şuradan normal bağlasam mı bilemedim. Şuradan bir bağlayayım ben yine bir tane daha. Tamam oldu. Şimdi buraya rayımızı çekebiliriz. Çift yönlü ray galiba bu. Yani tek ama çift yönlü mü? Evet öyle. Bunu şuradan getirip yolun dibinden Nasıl bağlarız? Yolun altından geçiririz. Şuradan da karşıya geçiririz. Burası alçak mı? Gayet alçak. Şöyle bir şey yapabilirim. Hem vallahi bilemedim ya. Şuradan alayım. Sonra yükseltelim bu yolu. Ama mesela şu yolu geçebilmek için 7,5 metre falan yeterli midir? Ya da 8 metre olsa. 8 metre olsun madem. Ve yolun karşısına geçelim şöyle yapalım. Sonra şuradan yolun altından geçebiliriz. Dolayısıyla artık burada aşağıya 0 metreye inelim. Oraya bir de dik gitmemiz lazım. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdilik şöyle bir yol yapayım. Sonra buradan dümdüz çekeyim. Dur. 100 oldu demiyorla. Biraz yamuk olmuş. içe doğru dönmüş. Şuradan tekrar çekelim. Şimdi güzel. Bunu buna bağlayacağız. Burayı kırabilirim. Bunu bir kırayım. Burayı da kırayım. Şimdi şuradan tuttuk. Sonra buna da bastık. Nasıl gelecek? Bir tane daha alsak şurayı. Dur burayı da alayım ya. Nasılsa ileride buraları değerlendireceğiz. Boşa gitmeyecek. En iyisi şimdi yapıyorken rahat rahat yapalım yolumuzuna. 180 derece buraya şöyle gelsin. Bir bakayım nasıl gözüküyor. Burası uzun oldu. Burası kısa oldu ama olur. Artık rayımız buradan dümdüz gidebilir. Dur dümdüz gitsin. Sonra buraya gelsin. Buraya geldikten sonra döneceğiz abi. Nerede? 180 derece olsun. Şöyle bir dönelim buraya. Bir oldu gibi. Tamam şimdi burayı da bağlayalım. şöyle buraya da bağlamış olalım. Şimdi artık buna da bir tane kargo treni için rota oluşturalım buradan gelsin. Kargo trenine gelmeye başladılar terminaline trenine değil özür dilerim. Şöyle bir hat daha oluşturduk kargoya geliyoruz şuradan. Rengi önemli değil. Kaç tane çıkmış? İki tane çıkmasın. Bize bir tane yeterli. Zaten ona fazla para harcayamayız şu an. Artıda da olsak. Epey artıdaymışız. Ne götürüyor mesela? Bu ha içecek götürüyor, güzel. Bu ne götürüyor? Bu da hazır yiyecek götürüyor. Bu boşalttı geri dönüyor falan. Bizim trenimiz çıktı mı buradan? Çıktı. Ama yurt dışına gidiyor sanırım. 1200 ton. Güzel kapasite bu arada. Rengini değiştirelim ya. Bunun rengi kırmızı olurdur. Diğer yolcu şeysinin rengi kırmızı olmaz. Şuradan rotaya bir tıkla. Ee, dur. Heh, böyle daha tatlı olmadı mı? Çok güzel oldu böyle. Haydi güle güle. Bizim yolcu trenimiz ne alemde gelip gidiyor mu? Mesela kaç kişi getirdi acaba ya da şu an kaç kişi gidiyor? Hiç kimse gitmiyor. Gelenlere baksak gelen de mi yok? Hiç mi yok gerçekten? Şimdi burada birleştirmemiz gereken bir nokta daha var. Buraya bir otobüs hattı daha çekmek istiyorum ben ondan önce şurada bir şey yapalım. Geri dönüş atalım yoldan. Dur bunu sıfıra getirmemiz lazım. Şunu da bir kapatayım. Abicim şöyle çık kenara. Dur ya ne oluyor? Bu değil. Şu olacak. Şöyle olacak. Şöyle çıkacaksın. Bir tane düz git. Sonra geri dön buradan. Ama burada sağa dönmek yasak bu arada ona göre. Sadece sola döneceksin. Yaya geçitlerini kaldır. Burada da kaldır. Buranın da kaldır. Burası kalabilir. Şimdi buraya durak koyabiliriz. Otobüs durağımız şurada. Yolcularımızı alsın. Sonra da gelsin. Yeşil hangisi ya bizim yeşil? Bizim şehir içine giden mavi. Biz maviye bilmeleri lazım yolcuların. Sarı sanayiye giden yeşil nereye gidiyor He, Yeşil de buraya geliyor He, Anladım Güzel Tamam şuradan bağlayabiliriz o zaman ya sorun değil buraya gelelim buraya bağlayalım tekrar Kapatalım Rengini de değiştirebiliriz Buna da ne diyelim İstasyon attı diyelim mi İstasyon attı diyelim Otobüs sayısını azaltabildiğimiz kadar azaltalım. Buradan çok fazla bir şey almayalım. 2 cent alsak yeter. Rengini de değiştirelim. Rengi de kırmızı olsun. Hadi bakalım. Otobüslerimiz nereden çıkıyordu bizim buradan? Ha kırmızı kırmızı gidiyorlar. Ama yolcu yok ya. Çok garip. Yolcu yok. Çok ilginç hakikaten. Şimdi ben bir de şuradaki yolda park yapabiliyorlarmış. Onu ben engellemek istiyorum. Nasıl yapıyorduk? Şununla. Park etmesinler buralara. Burası buraya geliyor. Tamam. Buraya bir park alanı yapabilirim ama. Küçüğünden matsam şöyle bir şey. Bu da bir büyü. He, çok büyük oldu buraya ama şuraya atsam olmaz orası Ben Şundan bir tane atayım buraya dur Tamam bununla geliştirebildiğimiz bir şeyler var mı ekstra bir ray falan bir şeyler mi oluyor Ne abi bu ekstra platform da gerek yok ki İstasyon servisi konfor arttırıyormuş da ona da gerek yok Parkıda bir cent yapalım İnsanlar park edebilsinler Burayı da 1 cent yapalım. Sonra şuradan bir yaya geçidini buraya çeksem mi diye de düşündüm. Yürümek iste yani yürümek isteyen olursa kullanırlar güzel olur. Şuraya çekeyim. Şuradan dümdüz gelsin. Dümdüz gelmesin. Dur tatlı tatlı döndürerek getirelim biz onu. 90 derecede başlasın. Şöyle, sonra buraya gelsin. Bunun etrafında da ağaçlandıralım bizim şu küçük ağaçtan. Bu kestane ağacıymış bu arada. Kestane ağacıyla da bir ağaçlandıralım yolumuzun kenarlarını. Mesela Cities Skylines nice bir de bu yollardan çok fazla çeşit vardı bir de DLC ile oynuyorsanız eğer Böyle çok güzel yollara sahip olabiliyordunuz Bu oyunda onların eksikliğini biraz hissediyoruz gibi Mod kullanmayınca çok Çok sade bir oyun Gibi görünüyor Modlarla mesela şuradaki proplardan herhangi birisini kopyalayıp istediğimiz yere koyabiliyoruz Hala mod yükleme düşüncem var ama hala onun için bir vakit bulamadım Şöyle burayı güzelce ağaçlandırdık tatlı mı oldu? Tatlı oldu yani. Şu kırsam ben buraya bir tane daha atsam bu aralara çünkü onlar bir düzeni bozuyor. Hop ne oldu? Yanlış şey aldım. Böyle daha tatlı oldu evet. Tamam. Gelen var mı? Kullanan var mı? Bil, bu gidiyormuş artık. Gelen var mı kardeşim? Yok. İstasyonumuzu kullanan yok. Bizim bu hattımızda ne kadar ücret? 8 sent. Dışarıya otobüs beyaz hattımız oluyor o da. Bu beyaz hattımızda ne kadar? Bu da 8 sent. Ama bunlar farklı yerlere mi gidiyorlar? Bu Bajandas diye bir yere gidiyormuş. Bu Ankara dediğimiz yere gidiyor. Bence çok tatlı oldu ya. Tren istasyonumuz güzel oldu. Bunun etrafını biraz ağaçlandıralım. Mesela şeyi de çok yapmak istiyorum. Büyük ağaçlar çok daha tatlı gözüküyorlar. Ama aa, şuna bakmak istiyorum. Ne götürüyor? Hiçbir şey götürmüyor. Niye? Gelirken bir de kontrol edelim bu arada. Onu unutmayalım. Birbirlerini falan bekliyorlar ya. İçinde yolcu var mı? İki kişi. Koca tren iki kişi için gidiyor. Neyse olsun. Bir yandan da şuraya yerleşim yeri izni verirsek çok iyi olacak çünkü durumlar iyi değil. İnsan lazım bizim memleketimize. Hop oyun bir kayıt aldı. Bunun arkasında da bunlardan devam edeyim. Buradaki büyük olacak baya. Şöyle daha devam edeyim. Tamam. Yerleşim yeri talebini birazcık azaltmış olalım. Böylece. Gayet hoş oldu. Oradaki evlerimiz yapıla dursun. Bizim işle ilgili problemlerimiz de var. Ofis bölgesi yapabiliriz bir yere daha. Örneğin bunun bu tarafına ofis bölgesi yapalım. iki tane yaptı yapa yapa neyse olsun. Şeyi bir gelirken bir izleyelim ya. Bunlar hala gidiyor da gelirken bir şeyler getirecek mi bizim sanayimize onu çok merak ediyorum. Çünkü sanayimizin deposuna biz bir şeyler depolamaya başladık gördüğünüz üzere. Yüksek becerili insanlar arıyorlar ama henüz yok şehrimizde galiba öyle. Bizim eğitim düzeyimiz ne halde? Ben ilkokula falan çok uzun zamandır bakmıyorum mesela. Bizim ilkokul falan yapmamız lazım. Şuraya kesin bir tane mesela ilkokul yapmamız lazım. Bu sokağın sonunda lise durumumuz ne bizim? Lise çok iyi. Lise iyi. İlkokulumuz yok. Bizim şu sokağın sonuna kesin bir ilkokul atmamız lazım. Şöyle bir atayım ben buraya. Hatta oyun parkı falan bir şeyler de ekleyelim. Ek bina da ekleyelim. Bir oyun parkı daha buraya. Üf çok tatlı oldu. Bir de bunu genişlettik mi? Bir de şuradakini genişletelim. Nerede bu? Bunun arkasında da park yapabiliyor mu? Yapabiliyorum. Gerek var mı acaba ya? Hiç gerek yok aslında. Bu sığar mı? Sığmaz değil mi? Sığmıyor. Tamam şöyle bir tane büyütelim. Bir tane de park atayım şöyle, tamam. Gayet tatlı oldu. Bizim ee, altyapımız ne durumda? İnternet altyapımız vesaire iyi durumda değil. Şöyle bir istasyon atabiliriz tepeye. Burası tepe ya. Şöyle hatta bakalım. Ama yolu ne tarafta mesela bunun? Yolu böyle. Dolayısıyla şuraya hizalayıp ben buraya bunu koyarım. Bakayım ne oldu? İyi durumda mı? İyi durumda gayet. Buna bir yol çekersek her şey çok tatlı olacak gibi. Şuradan yolunu çekelim. Hatta biraz daha uzatayım şöyle. Sonra burayla bağlayabilirim. Posta ile ilgili bir problem var mı? Onu kontrol etmek istiyorum. Hayır posta arabaları iletiyor gayette. Fakat Şuraya mesela tam meydana bir tane posta kutusu koyabilirim. Yine şuradaki bir yola şuraya posta kutusu koyabilirim. Tamam. Gayet çalışıyor. Burada yükselteceğim bir şey var mı? Yok. Araçlar gayet yeterli. Bizim polis durumumuz falan ne? Suç oranımız %3'müş. Güzel. Bunlarda geliştireceğimiz bir şey var mı? Aslında geliştirsek olur ama şimdilik dursunlar yine. Heh, bir şey getiriyor mu? Dolu dolu geliyor. Bakalım ne getiriyormuş? Bir izleyelim ya. Baya bir şeyler getiriyor. 897 ton ürün getiriyor. Çok tatlı oldu bu. Haydi bizi götür sanayide ne oluyormuş? Bir bakalım bakalım uzaktan böyle kaplamalar biraz kötü gözüküyor. Ben grafikleri düşürdüğüm için takılmasın diye. Daha doğrusu takılmıyor da bilgisayar çok fazla ısınıyor. Çok fazla ısınmasın diye grafikleri düşürüyorum. Abi çok iyi ya. Aşırı tatlı gözüküyor. Hadi bakalım boş altın şimdi treni. 800 küsür ton. Bir şeyler getirdi bize bu. Zamanı bir tık hızlandıralım bakalım nereden çıkıyor bu araçlar boşaldıktan sonra. Aa bir şey gidiyor. Hazır yiyecek gönderiyoruz. Bu da güzel bir şey. Galiba depoya getirdik ama. Sanırım depoya getirdik biz. Tamam olsun, o da olur. O da olur, hiç problem değil. Bizim diğer yolcu trenimiz ne alemde onu bir kontrol etmek istiyorum. Galiba şş, bu şehirde. Tamam. Ee, bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum. Ee, böyle göze batan bir şey varsa benim fark etmediğim söyleyebilirsiniz. Şöyle genel olarak şehri size bir göstereyim şu şekilde. Bu arada bizim şeyimiz de açıldı son kez onu da söyleyeyim şu cevher madeni işimiz de açıldı fakat sadece burada doğal kaynağımız var ve bu madeni bozmak istemiyorum çok fazla ama belki bir düzenlemeye daha gidip o madeni de koyabiliriz bilmiyorum ileride bakarız ona da İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay